Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GT Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlayalım. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Trax. Araç gerçek hayattaki Bugatti Divo adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 2.325 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Carmeet bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Viserys. Araç gerçek hayattaki De Tomaso Pantera adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 875 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu araca bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 3 gün boyunca her gün Street Race yarış türünü oynamalı ve bu yarışları da ilk 3 içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Showroom'daki araçlarımıza. İlk aracımızın markası Entity XXR ve ikinci aracımızın markası ise Neon. Dilerseniz bu hafta oyundaki bu Luxury Autos'a gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'daki araçlara. İlk aracımızın markası Xeon Classic, ikinci aracımız Defiler adındaki araç, üçüncü aracımız Tampa, dördüncü aracımız Zombie Chopper ve son olarak da Everon adındaki araçlar. Dilerseniz bu hafta oyundaki bu Simeon'un showroom'una gelerek bu araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu hafta GTA Online'a eklenen yeni içeriklerimize. Bu hafta oyuna Cerberus Free Mod etkinliği eklenmiş durumda. Bu moddan kısaca bahsetmem gerekirse oyunda belirli kriterleri de karşıladığınız takdirde haritada belirli yerlerde egzotik export aracına bindiğinizde arkanızdan bir tır sizi kovalamaya başlıyor ve siz aracı limana teslim etmek için giderken sürekli arkanızdan size çarpıyor. Bu etkinlikle alakalı daha ayrıntılı bir video önümüzdeki günlerde kanala gelecek. Gelelim bu hafta önümüze eklenen bir diğer yeni içeriğimize. Bu hafta oyuna Cadılar Bayramı içerikleri eklenmiş durumda. Birçok oyuncu özellikle Cadılar Bayramı yüz boyalarının ne zaman ekleneceğini soruyordu arkadaşlar. İşte bu hafta bunların hepsi eklendi. Dilerseniz oyundaki berberlere gidip bu yüz boyalarını ya da diğer Cadılar Bayramı içeriklerini satın alabilirsiniz. Gelelim bir sonraki yeni eklenen içeriğimize. Bu hafta oyuna Beast vs Slasher adında bir oyun modu eklendi. Bu oyun modunu oyunun Adversary mod kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu haftaki yeni eklenen içeriklerimiz bu şekilde. Gelelim bu haftaki oyuna giriş ödülümüze. Bu hafta Femin Mask adındaki maske ücretsiz olmuş durumda. Bu maskeyi alabilmek için yapmanız gereken tek şey oyuna sadece en azından bir kere giriş yapmak. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyundaki Free Mod etkinliklerine 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bu Free Mod etkinlikleri oyuna normal bir şekilde takılırken rastgele olarak ortaya çıkan etkinlikler oluyor arkadaşlar ve dediğim gibi bu hafta için 3 katlık bir bonus getirilmiş bu etkinliklere. Dilerseniz bu hafta denk gelirseniz bu etkinlikleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta az önce de söylediğim ve bu hafta oyuna eklenen Beast vs Slasher adındaki oyun modunda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Adversary mod kısmında bu oyun modunu bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için 2 katlık bir bonus eklenmiş bu oyun moduna. Dilerseniz bu hafta bu oyun modunu oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonuslu görevimize. Bu hafta oyundaki Exotic Exports görevlerinde 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu Exotic Exports görevlerine AutoShop işletmemizin içerisindeki siyah tahta üzerinden ulaşıyoruz arkadaşlar. Tahtada yazan araçları oyunda bulup limana götürüp ihraç etmemiz gerekiyor. İşte bu hafta bu görevlerde de 2 katlık bir bonus getirilmiş. Dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta oyunda bulunan tüm garajlarda %40'lık bir indirim bulunuyor. Bu garajları telefonunuzdan Dynasty 8 sitesine girerek bulabilmeniz mümkün. Dediğim gibi %40'lık bir indirim bulunuyor tüm garajlarda. Dilerseniz bu hafta bu fırsattan da yararlanarak bir garaj sahibi olmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Comet Safari adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Xeon Classic adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Bullet adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Tampa adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz Blazer Aqua adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Everon adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir diğer indirimimiz Locust adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Ve son olarak da Neon adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu like
takip etmeyi, yorum atmayı ve yorum kanalımı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.